İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Burcu Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevazu sahibiydi. Menbaadır Resulullah bütün güzelliklere. Gücü yetmez kimsenin onu senâ etmeye. Çok zaman ashabının arasında olurdu. Ayağını uzatmaz, diz çöküp otururdu. Gelseydi ashabının bulunduğu bir eve, geçer ve otururdu boş gördüğü bir yere. Bazen kendi dikerdi yırtık ve söküğünü ve sağardı bazen de koyununun sütünü. Yem verirdi eliyle bazen de hayvanına. Yükünü kendi taşır, vermezdi ashabına. Hatta ziyaretine giderdi muntazaman. Cenazelerde dahi bulunurdu çok zaman. Yolda rastlasaydı eğer bir Müslümana, daha önce davranıp selam verirdi ona. Eshaba, misafire, kendi hizmet ederdi. Bir kavmin efendisi, hizmet edendir derdi. Üzüntülü görünür, az söylerdi çok defa. Konuşurken ağzından nur çıkardı adeta. Hiç kimsenin aybını vurmaz idi yüzüne. Asla sert söylemezdi sahabeyi güzine. Bir şey istendiğinde katiyen yok demezdi. O şey var ise verir, yoksa cevap vermezdi. Konuşmaya başlardı hep tebessüm ederek. Ve lakin gülmezdi hiç kahkaha eğleyerek. Bazen aylarca az yer, çok yemeyi sevmezdi. Tam doyuncaya kadar yediği görünmezdi. Vücudunun kokusu güzeldi miskten daha. Teri dahi çiçekten güzel kokardı hatta. Hep önüne bakarak yürürdü süratlice. Geçtiği kokusundan bilinirdi hemence. Hiç işitilmemiştir yemek beğenmediği. Kabul edip yer idi her yemek ve meyveyi. Ayırmazdı yanından tarak ve misvakını. Hep aynaya bakardı tararken saçlarını. Kırmızıyla karışık, beyaz benizliydi hem. Onun gibi bir güzel hiç görmedi bu alem. Hep onda toplanmıştı iyi huy, güzel ahlak. Gönderdi Hak Teâlâ onu rahmet olarak. Kendi için kimseden intikam almazdı hiç. Onu gören insanı kaplardı neşe, sevinç. Bir kimse onu eğer görseydi ansızın, korkuya kapılırdı elinde olmaksızın. Halbuki tevazuyla davranırdı her zaman. Eshabının yüzüne bakmazdı hayasından. Aç yatıp tok kalkar ve olmazdı esnemesi. Hiç düşmezdi toprağa vücudunun gölgesi. İçi hurma ağacı iplikleriyle dolan, deri yatak üstüne yatardı çoğu zaman. Bazen hasır üstüne, bazen kıldan bir keçe, bazen kuru toprakta yatıyordu öylece.
Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Buyurun efendim. Efendim Hulefa-i Raşidinden Hazreti Ömer'ül Faruk radıyallahu teala an buyuruyorlar ki, Ramazan ayı çok hayırlı ve mübarek bir aydır. Gündüz tutulan oruca, gece kılınan namaza, bu ayda verilen sadakaya Allahu Teala kat kat sevap verir buyuruyor Hazreti Ömer Faruk radıyallahu teala. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi yayınlar efendim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Buyurun. Ben zekat fitri hakkında soracağım efendim. Dinliyoruz. Benim eşim oruç tutamıyor. Şeker hastası. Bunun oruç tutamadığı için fidyesini nasıl vereceğim? Birinci sorum bu. İkinci sorum da bu normal fidire veriyoruz. Bunu kaç liradan vereceğim, nasıl vereceğim? Bunu soracağım. İki, bir de efendim benim bekar oğlum var. Bunun için altın aldım. Hani bu altını hani son hepsini birden alamam diye. Bunun zekatını nasıl vereceğim? Bir dur bunu soracağım. Üç, bir de bacağımdan ameliyat oldum dizimden. Ayakta normal duruyorum ama bacağım ikiye bükülmüyor. Oturup da kılıyorum bacağım uzadıp da. Doğru mu yapıyorum? Bir de bunları soracağım. İlginize teşekkür ederim. İyi peki efendim. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı günler efendim. Teşekkürler. 6-7 tane bir sualim var. Buyurun. Hocam önce çocuklarım için, oğlum için bir dua istiyorum. Çünkü alkol kullanıyor şu an. Cenab-ı Hak tövbe nasip etsin, hidayet nasip etsin, iki can saadeti versin inşallah Teala efendim. Allah razı olsun hocam. Ben geçen sene başlamıştım hatim yapmak için. Bu sene bitirdim şimdi. 28. cüzdeyim. Onu size verip duasını yaptırabilir miyim hocam? Nasıl vereceğim? Tamam. Ne zaman bitiriyorsunuz? Ben Cuma'ya kadar yetiştirir hatim misiniz? Yetiştiririm hocam. Tamam o zaman verdim de şimdiden alalım biz onu not edelim. Tamam. Ben sana verdim hocam. Tamam. Ben başka hiçbir şey yapmayacağım mı hocam? Yani dua falan. Üç kulfiyi bir elham mı okuyup bırakacağım? Ha o öyle bırakırsın. Duasını biz yapacağız. Oldu mu? Tamam hocam. Peki efendim. İkinci sualim hocam. Cuma ben senede iki defa falan kına yakıyorum. Kına yaktığım zaman sabahleyin mesela akşama kadar oluyorken abdest tazelemek gerekiyor. O zaman abdestimi yaparken saçımı açıyorum. Böyle elimi mes yapıyorum üstüne. Olur mu? Yanlış mı yapıyorum? Ben anlamadım. Kına yakıyorum ya hocam. Evet. Kına sabahtan akşama kadar bekliyor. Hı hı. O bekleyince ben şimdi hani abdest almak için bir hani abdest, ikinci abdesti yapıyorum. Abdest alıp hani kınayı yakıyorum ama abdestim bozulduğu zaman abdest alırken saçımı açıp hani örtüsünü, ondan sonra elimi üstüne mes yaparak hani elim kına oluyor. O olsa bile hani sürüyorum. Acaba o mes olmuş olur mu? Ha, kınayı tamam. Yıkamadan önce tamam. Yani. Tamam. Açımı tamam. Yıkamıyorum. Kına başımda. Tamam. Oluyor mu yani? Onu ben peki efendim. Bir de ikinci şeyim hocam. Şimdi ben Türkiye'ye yeğenim kendisi çalışıyor ama çoluğu var, çocuğu var. Şeyimi ona gönderdim. Telefonda aldın kabul ettin mi diye üç kere söyledim. Fitremi gönderdim. Oldu mu? Güzel oldu mu yani? Ondan sonra hocam Kur'an okurken bağlantı yapıyorlar. Ben bu bağlantıyı yapamıyorum. Acaba bir mahsur var mı? Yapmam gerekiyor mu? Öğrenmem gerekiyor mu? Bağlantı dediğiniz idgam mı? Herhalde idgam hocam. Çünkü her zaman değil de bazı yerleri hani vav gelince vavu şeye bağlıyorsun ya hani öbür karşı tarafa. Orayı okumadan böyle yay gibi geçiyorlar falan. Ben onu beceremiyorum fazla. Onu peki efendim. Eksiklik yapıyor mu yoksa hani doğru mu yapıyorum? Bir de hocam Ramazan'ın son cuma gününde kıldığımız namazları ben biliyordum ama acaba yanlış yapıyor mu? Bir tane ayet-i kürsü, 10 tane ihlas. Kevser. İhlas değil. Onu bir daha anlatacak hocam, tamam mı? Tamam. Tamam. Oturduğumuz zaman Ettahiyyatı okuduğumuz zaman Salli Bari okuyoruz mu yoksa sadece Ettahiyyatı mı okuyup kalkıyoruz? Peki orada efendim. Oldu efendim. Ben var hocam. Bir de dil yarası kitap hani siz yayınlıyorsunuz Allah razı olsun bu rutipte
Ben onu dinliyorum. Çok hoşuma gitti hocam. O kitabı acaba oradan istesem sizden alabilir miyim? Kitap? Böyle ısmarlama yapabilir miyim o kitabı? Yapabilirsiniz. Hakikat Kitabevi'nin kitaplarından gönderebiliriz. Tamam. Peki. Tamam. Şimdi kapatmayınız telefonunuzu. Arkadaşlarımız yardımcı olsun. Tamam. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler Mustafa Bey. Hocam hayırlı günler. Saygılarımı sunuyorum öncelikle. Hocam vaktiniz almadan ben hemen soruma geçeyim. Bir tek sorum var zaten. Hocam şimdi benim 18 yıl önce bileziklerim vardı. Birazını eşim harcadı. Birazını da kayınpederim harcadı. Yani vereceğini söyledi ama yıllar geçti vermedi. Kendisi de zaten vefat etti. Ben de tamamen ümidimi kestim. Şimdi bu kışta eşim bana bilezik yapmaya başladı. Ben de dedim ki bari o zaman aldınız dedim. Hani aldığınız kadar işte dedim yapsan iyi olur dedim yap diye. Eşim de fazlasıyla yaptı hocam. Şimdi ben de bu bilezikleri üzerinden sene geçmeden eşime hediye ettim. Kendisi ev yaptıracak hani kullansın diye. Şimdi benim hocam takıldığım yani rahatsız olduğum bu geçen 18 senenin ben bu eşimin bana bileziklerini yapması bilezikleri bu geçen 18 senenin zekatını vermemi gerektirir mi? Kurban borcunu vermemi gerektirir mi hocam? Buraya ben biraz rahatsız oluyorum. Peki. Da hocam. Onu öğrenmek istiyorum hocam. Oldu. Allah razı olsun. Kolay Amin. Gelsin. Hayırlı günler. Sağ olun. Teşekkürler size de. Hayırlı günler. Buyurun size. Size de kolay gelsin. Benim de işim var. Ben de gidiyorum. Olmaz. Diyemiyor mu? Yok. Peki. Size baba, bayram yok. Babaannem rahmetli. Anlatırdı bazen böyle. Hep şimdi bazılar temeli sırtına, İç Anadolu'da Nasrettin Hoca merhumun sırtına anlatırlar. Şimdi evlendirmişler Nasrettin Hoca merhumu. Şimdi Alasmanlık Ayşe abla diye gidiyor. Alasmanlık diye gidiyor falan da o zamana kadar hiç görmemiş hanımını da. Vekaleten nikah kıymış herhalde öyle anlaşılıyor falan. Kala kala bakmış çirkin birisi. Neyse benden de Alasmanlık Ayşe abla demiş o da gitmiş. Herkes gidiyor. Bizim öyle bir Alasmanlık deme hakkımız yok. Bayram yok, seyran yok, tatil yok size. Hoca olmak zor. Zormuş. Efendim ilk dinleyicimiz... Fideyi nasıl vereceğiz? Tabii aynı şekilde fıtrayı da sor dinleyicimiz. Efendim fide... bir hastalığa yakalanmış. Ömür boyu da bu hastalığın... Yani şu anda tedavisi mümkün değil aslında. Bütün hastalıkların tedavisi vardır biliyorum. Mümkün görünmüyor. Oruç tutamıyor. Bu hastalığı oruca mani. Mesela diyabet hastaları, şeker hastalarının bir kısmı tutamıyor. Hem çok yaşlı, oruç tutamayacak durumda. Bu gençlik hali yok zaten. Bunlar fidye verir. Fidye neye göre hesap edilir? Tabi piyasada çok ola hoca. Sen bakma öyle. Sen de bir bellemişsin bir Osman Hoca, Osman Hoca yok mu? Bir sürü hoca var falan. Getirsene kargadan başka kuş tanıma. Getirsene bak. Ne hocalar var yok. Böyle. Senin canın istediğin şekilde fetva bile veriyorlar. Keyfine göre. Hani fidye var da şundan işte şu kadardan verin diyenler var. Bir de fidye diye bir şey yoktur. Tuttun tutmadın diyenler var. Tabii namaz kıldın kılman tabii, diyenler var. Tabii. Temiye gibi. Dolayısıyla işte bir günlük doyuracakmış da falan öyle bir şey yok. Bildirmiş İslamiyet. 5 tane madde bildirmiş. Bu buğday 1750 gram. Fıtrata kişi başına. Fidye de günlük. Bu da 1750 gram. Un da 1750 gram. İkisi 1750 gram kişi başına fıtrada. Ve arpa, kuru üzüm, hurma da kişi başına 3,5 kilo. Fıtır olarak, sadakayı fıtır olarak ya bunların kendisini veya bedellerini altın gümüş olarak vermek lazım buyuruyor. Bu bir. Fidye olarak da bu 5 maddeden esas alınır. Mesela fakirdir, gariptir. Buğdaydan hesap edebilir. 52,5 kilo un. Buğdaydan da hesap edebilir. 52,5 kilo un buğday olarak da hesap edebilir. Veya bunun karşılığı bedelini verir. Yahut da benim durumum iyi. Kuru cümle vereceğim. Hay hay verebilir.
fidyeyi. Fıtırasını da ondan verebilir. Fıtırasını da ondan verdi. Fidyemi de ondan vereceğim. Hay hay ondan verebilir. O zaman ne olacak? Günlük 3,5 kilo olduğu için 105 kilo ediyor. 105 kilo. 105 kilo kuru üzüm ve bedeli. Yo, benim durum daha da iyi. Hurma. Hurmanın da 20 liralık var, 30 liralık var, 50 liralık var, 100 liralık da var. O da 105 kilo edecek. O da 105 kilo. İster 105 kilo hurmayı alır fakirlere dağıtır, ister bunun bedelini altın olarak fakirlere verebilir. Demek ki fıtrada da fidyede de esas alınan, ölçü olarak alınan dinimizin bildirmiş olduğu buğday 10.750 gram, arpa, kuru üzüm ve hurma kişi başına 3,5 kilo. Ölçü bu. Her sene efendim fıtra değişir mi, fidye değişir mi? Yok. Fidye diyeceksin ha. Efendim ben zenginim. Hay hay buyur. Mesela hurmanın iyisine vermeye kalsam. Şimdi 100 liraysa 3,5 kilo hurma ne eder? 350 lira eder. 10 günü bunun 3500 lira eder. 20 günü 7000 lira. Bir ayı 10.500 lira eder. Hani diyorlar ya efendim doyurmak lazım. İşte buyur sana 10.500 lira. Bir aylık oruç fidyesi. Hodri meydan. Oturduğun zaman mangalda kül bırakmıyorsun. Efendim şöyle olmak lazım. Fakirleri düşünmek lazım. Fakirleri sanki sen yarattın da sen biliyorsun da. Yaratmak Allah-u Teala olmaz. Fakir kullarını da yaratan. O hükmünü koyan o. İşte koymuş zaten. Rızkını veren de o. Rızkını veren de o. Koymuş zaten. Efendim onları düşünmek lazım. Yaratan aynı şekilde bildirmiş hepsini. Eksik yok. Yani senin kafasızlığın ve kalın kafalığın okumazsan, etmezsen ondan sonra kendi kafana göre efendim eksik aramaya kalkarsın. Tabii toprağın altına gelince de bunları görürsün. Demek ki fidye ve fıtra da dinimizin bildirmiş olduğu 5 maddeden yola çıkılır, hesap edilir efendim. Çocuğum için dedi, oğlum için dedi. Altın aldım ama sahibi kendisi. Efendim daha önceden zenginse bu aldığı altınları da ona dahil edecek, zekatını verecek. Ama zengin değilse ilk defa mesela çocuk için 200 gram bir altın aldı, bir yere koydu. Evlendirirken aynı şekilde vereceğiz, takacağız diye. Tarihi ne zaman aldıysa yazacak. Üzerinde bir sene geçince onun da 40'ta bir zekatını verecek. Efendim çocuğun evlenmesi için, düğünü için aldım. Ne için alırsan al. Ev yaptırmak için para biriktiriyordum. Yine hac için topluyordum paraları, nisaba ulaşırsa zekatı verilecek. Bunları o iş için harcamadığın müddetçe. Tabii. Sen de durduğun müddetçe onun zekatı da. Elden çıkmadığı müddetçe zekatı verecek. Efendim dinleyicimiz dedi ki ben dedi hani dizlerim şey kıvrılamıyor, şey yapamıyor. Ben dedi ayaklarımı uzatarak kılıyorum. Yanlış mı yapıyorum? Doğru yapıyor. Ayakta durabiliyorum ama oturamıyorum dedi. Oturamıyorum. Evet. Oturduğu zaman da ayaklarını uzatıyor. Uzatsın. Ayakta şey alıp, tekbirini alıp, kıyam ayakta yapıp, hani oturamıyor, oturunca kalkamıyor. Böyle bir durumu varsa, o zaman ayaklarını uzatarak oturur, imale de kılabilir. Yani dinimizin bildirmiş olduğu o ruhsatta kullanabilir mi? Kullanabilir. Yok efendim ben evdeyim, tek başıma olduğum zaman evde. Odada istediğim gibi rahat rahat hareket edebilirim. Çünkü böylelerini ben görüyordum mesela. Geniş bir şekilde şey yapacak, secdeye kapanacak falan. Ben çocukken köyde de görürdüm böyle. İşte camide görürdüm. Allah Allah dedim hani rahatsız. Adam o şeye göre böyle her inişte kalkışta. Ama mesela en sağ ayağıydı. En sağ tarafta duruyor uçta. Orayı tutuyor. Kimseye vermiyor onu. Yani iki kişilik şekilde çünkü ayağını uzattığı zaman tabii böyle uzatıyor. Öyle kaldırarak götürüyordu falan. Ya o zaman gıpta etmiştim, imrenmiştim ya dedim adamcağız ayağını şey yapamadığı halde gene namazını kılıyor vazgeçmiyor. Tabii onun alacağı sevap daha fazla. Şimdi Ramazan ayında evet oruç tutuyoruz. Biz gölgedeyiz. Klima çalışıyor falan. Burada da biz oruç tutuyoruz. Bazen uykumuz çok bastırırsa masanın üstüne başımızı koyuyoruz, uyuyoruz. Değil mi? Evet. Kimse duymuyor değil mi bunları? Bir de güneşin altında çalışarak oruçtanlar var. Onun orucuyla benim orucum bir mi? Vazifeyi yerine getirme babında ikisi de vazifeyi yerine getirdi. Ücret, ücret meşakkati ne kadar çoksa ibadet yaparken onun ücreti daha fazla. Onun ücreti daha fazla. Eşit miktarda değil. Rabbimiz mutlak adildir.
mutlak adildir ve o adaleti ile hükmetmektedir. Böyle durumlarda olanlardan bazıları mesela ayağa kalkabiliyor ama namaz kılarken eğilip kalkabiliyor. Fakat o işlemi yaparken çok fazla efor sarf ediyor. Sağa sola mesela dayanması icap ediyor, tutunması icap ediyor. Böyle de olsa kılsa olur mu? Namazını bozacak hareket yapabilirse, yapma durumu söz konusuysa vazgeçsin. Yok, namazını bozmayacak şekilde o hareketleri yapar. Efendim ben aynı şekilde elimden geldiği kadar Rabbimin huzurunda onun emrine bildirilen esaslar içerisinde ben ibadet edeyim diye o gücü kuvveti buluyorsa denesin. Ama yok, kendini eziyete atması, sıkıntıya atması da uygun değil. Çünkü dinimiz kolaylığı tabii, da bildirmiş. Tabii. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, zengin olunan tarihin önemi. Her ibadeti yaparken, o ibadetin farzlarına, şartlarına dikkat etmek, bu şartları, farzları öğrenmek lazımdır. Mesela namazın farzlarından biri, vaktin girmiş olmasıdır. Vakit girmeden kılınan namaz, sahih olmaz. Haccın farzlarından biri, Arefe günü, yani Zilhicce'nin 9. günü Arafat'ta vakfeye durmaktır. Arefe günü Arafat'ta vakfeye durulmazsa, farzlardan biri noksan olduğu için hac sahih olmaz. Bunun gibi zekatın da farzı ve bazı şartları vardır. Zekat verebilmek için her şeyden önce dinen zengin olmak, yani nisaba malik olmak lazımdır. Nisab, asli ihtiyaçların dışında 96 gram altın veya bunun karşılığı paraya, ticaret malına malik olmaktır. Bu miktara ulaşmayan kimse dinen zengin sayılmaz ve kendisine zekat vermek farz olmaz. Zekatın farzı ise zekat malını ayırırken niyet etmektir. Malı ayırırken niyet ettikten sonra fakire sadaka, hediye diye vermesi de caizdir. Nisaba malik olduğu hicri tarihi, zamanı, günüyle beraber iyi bilmek ve bu tarihi bir yere kaydetmek lazımdır. Bir kimse Ramazan-ı Şerif'in 5'inde nisaba malik olup zengin olsa, bu kimse hemen bu tarihi kaydetmesi lazımdır. Ertesi sene elindeki mevcut mala, paraya bakar, bunları sayar. Nisap miktarı ise mevcut olanların zekatını verir. Bu tarihten sonra ele geçenlerin zekatı bu seneye dahil edilmez. Fakat Ramazan-ı Şerif'in 4'ünde eline geçenlerin zekatını ise o seneki zekata dahil eder. Nisaba malik olan bir kimse, zengin olduğu tarih olan Ramazan-ı Şerif'in 5'inde zekatını ayırmayıp, 6'sında veya daha sonra elindeki paranın, malın hepsi helak olsa, ayın 5'inde zekat vermek kendisine farz olduğu için helak olan paranın, malın hepsinin zekatını vermek mecburiyetindedir. Çünkü kendisine zekat vermek farz olmuştur. Fakat bu para, mal, ayın 6'sında değil de zengin olduğu tarih olan 5'inden önce, mesela 3'ünde elinden çıkmış olsa zekat vermek farz olmaz. Bunun için her Müslüman zekat malının nisap miktarı olduğu günü bir yere yazmalıdır. Bugünden sonra bir yıl tamam olmadan önce nisap helak olursa, yani elinde ihtiyaçtan fazla hiçbir mal kalmazsa, başlangıç olarak yazdığı günün kıymeti kalmaz. Bir yıl tamam olmadan önce eline yine nisap miktarı mal geçerse, bu günü yeniden yazması ve bundan bir sene sonra nisap helak olmadan elinde kalırsa, o zaman zekat vermesi farz olur. Nisap bir yıl sonra, yani farz olduktan sonra helak olursa, yine zekat vermek farz olur. Nisap,
yıl ortasında helak olmaz fakat azalırsa, yıl sonunda tekrar nisap miktarı olursa, zekat farz olur ve yıl sonunda sahip olduğu miktarın 1/40'ını verir. Sene arasında azalan nisap, sene sonunda nisap miktarına yükselmezse, zekat farz olmaz. Zekat malı, bundan sonra nisap miktarı olursa, o günden sonra tekrar 1 yıl beklemek lazımdır. Bugüne kadar böyle bir tespit yapmamış nisaba malik kimseler, bir tarih tespit edip, bundan sonra her sene bu tarihte vereceği zekatı hesap etmelidir. Mesela Ramazan'ın 27'sini kabul edip, bu tarihte zekatını hesap ederek verir, bundan sonra da her sene Ramazan'ın 27'sinde zekat hesabını yaparak vereceği zekatı ayırır. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Birinci bölümdeki ikinci dinleyicimiz sualler vardı. Kına dedi yakıyorum başıma. Abdest alırken akşama kadar duracak, sabahleyin yakıyor herhalde. Akşama kadar aynı şekilde başında duruyor. Ve dedi onu dedi yani dedi başörtüyü çekiyorum, üstünü dedi meshediyorum. Eğer saç telleri gözüküyor ve üstünü meshediyorsa elimde dedi kanalanıyor böylece dedi. Olur mu? Olur, mahsur olmaz onun. Fıtramı Türkiye'ye gönderdim. Altın veya onunla devrini yaptıktan sonra gönderebilir tabii ki. Ona da 3 defa işte bu fıtramdır diye söyledim. 3 defa söylemesine gerek yok. 1 defa söylemek kafi. Hatta şeye bile bu fıtradır demeye de gerek yok. Niyet eder, halleder. Hallettikten sonra hediye diye de verebilir. Zekat da öyle. Bir de dedi Kur'an-ı Kerim'deki geçişleri yapamıyorum. Yani tecvid bilmiyorum. Metni tabileri bir elif miktar onlar çekiyor ve harfler de yerinden çıkartıyorsa mesele yok. Problem olmaz. Yani okuduğu mana, okuduğunun manası bozulmaz. Bozulmadığı için de başından sonuna kadar Kur'an-ı Kerim okumuş olsa hatmetmiş olur. Hatim sevabı hasıl olmuş olur. Ama kelimeyle harfler yanlış telaffuz edilirse mana bozulur. Mana bozulunca da metni tabirlerde çekilmeyince mana bozulur. Mana bozulunca o zaman sevap olmaz. Sevap olmaz, günah olur. Allah Teala muhafaza buyursun. Onun için iki şey dikkat edilecek. Birisi harflerin çıkış yerleri, harflerin yerlerine çıkmasına veya yakın bir yerden çıkması mana bozmayacak şekilde. Harf-i met denilen bir et miktarı uzatma, onlara riayet edilince tecvidin diğer kaideleri mesela ihvadır, ishardır, idgamdır. Bunlar yerine getirilmese, hatta meddi muttasıl, meddi munfasıl, meddi lazım, meddi lin, meddi arız, 4 elif miktarı çekiliyor deniyor. Bunları sadece 1 elif çekmiş olsa mana bozulmaz. Mana bozulmaz. Bozulmadığı için de böyle okuması yine aynı şekilde günah olmaz. Gelelim son dinleyicimizin sualine. 18 yıl önce dedi benim bileziklerim vardı dedi. İşte kocam aldı dedi, kayınpederim aldı dedi falan. Sonra kayınpederim öldü. Ben dedi şimdi de onların zekatını beyim dedi seneler sonra işte. O aldıklarınızı ödeyin bari dedim dedi falan. Şimdi dedi beyim bir de ev yaptırıyor. Ben dedi beyimin bana aldıklarını da yani fazlasıyla aldılar dedi. Ve tekrar beyime verdim dedi. Beyine ne diye verdin? Ödünç mü verdin? Hediye etti, çıktı. Peki öncekiler hani biz alacağız, vereceğiz dedilerse bunu nisaba dahil edecekti, eline geçince verecekti. Geçmiş sene zekatında verecekti. Ama kayınpederi vefat etmiş, hani ödemeyecek durumda ise zaten vefat etti ki ödemedi dedi. Hakkını helal etsin gene adamcağıza. Ama efendim işte o cezasını çekmeyecek mi? O cezasını çeker, o ayrı bir mesele. Ama sen hakkından vazgeç, helal et hakkını. Ama peki o zaman ne yapacak? İhtiyatlı olarak o yani anlaşıldığı kadarıyla beyi tutmuş ödemiş. İşte o eline geçtiği zaman geçmiş senenin zekatında hesap etmesi lazımdı ve vermesi lazımdı. 18 senelik, evet 18 seneliğinde
hesap edip vermesi lazımdı. Ama diyelim ki yok ödemeyeceğiz dediler, battı. 3 sene tamam vereceğiz dediler, 5 sene tamam vereceğiz dediler, 18 senenin. Bir kısmı da aynı şekilde yok oldu gitti yani, verilmeyecek anlaşıldı, kapattı yani. Vermeyeceğiz, öyle bir şey yok falan. Ama 3 sene, 5 sene ne kadar aynı şekilde bunu vereceğiz şekliyle söylenmişse, onları kendileri bilir, kendi hesap edecek, ona göre hareket eder efendim. Allah-u Teala hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Şeyde mesela kitaplara bakıyorsunuz. Namaz borcu, zekat borcu, oruç borcu. Bunlar vaktinde yapılması gerekir. Vaktinde yapılmadı. Vaktinde yapılmadığı için de daha sonra bunlar kaza edilmesi gerekiyor. Efendim, kaza ettik. Yani kurtulduk mu? Yok, tövbe istiğfar etmek gerekir. Diyeceksiniz niye getirdiniz konuyu buraya? Şimdi bugün salı, çarşamba, perşembe. Bu 2-3 gün içerisinde bayağı yoğun olanlar oluyor. Kefaret-i namaz diye kitaplarda var. Saadet-i ebediyet diye yazılı. Mevcut. Nasıl kılındığı yazılı değil, neler okunduğu yazılı değil de ne olduğu mahiyeti yazılı. Çünkü piyasada gene bu sosyal medya vasıtasıyla yayıyorlar. İşte Ramazan-ı Şerif'in son cuması. Bugün salı, çarşamba, perşembe. 2 gün sonra. Bu kefarete namaz kılındığı zaman adamlar öyle uyduruyor ki kendisini değil. Sadece kendisini değil. Çoluğu, çocuğu, akrabayı, talukatı ne varsa 400 yıllık kaza borcu ödenmiş oluyor. Böyle şeyler sen söylemiyorsun Mustafa Bey bize. Millet de diyor ya bu adam ya hiçbir şey anlamıyor böyle. Habire insanları zora sokuyor. Bunu duyanın da aklına yatıyor mu acaba bu? Yani... Ya hakikaten itibar edilecek bir şey mi bu yani? Ben de ona şaşıyorum. Yani 400 yıllık. 400 yıllık. Bir de mantıksız ya. 40 yıllık bile olsa yani mantıksız. Tabii. Sen namazı o zaman hiç kılma. Bir kere bunu kılarsın. Tabii. Bitti. Dediğim namaz ne kıymeti var o zaman? 40 yıllık bile olsa 2 Ramazan'da 2 defa bunu kıldın mı 80 yıllık değil mi? Yani. Bitti yani zaten o kadar önce yaşarsın yaşarsan da Türkiye'de. Yedekte dursun diye 1 Ramazan daha yaparsın. Ha, 3 Ramazan'da 100 yıllık. Niye kendine? Ne gerek var namaz kılmaya 5 vakit? Niye meşakkatı sokuyorsun kendine değil mi? Yani. Oruç için öyle bir şey uyduruverdi mi? Tamam tabii. Yani emin falan diye bir şey yok. Efendim tam ilmihan saadet-i ebediydi. Kefaret namaz diye geçiyor. Orada buyuruyor ki kefarete namaz. Namazlar vaktinde kılmama ve geciktirme günahları için yapılan tevbenin kabulüne vesile olur. Yoksa 400 yıllık kazaya kalan namazları ödemiş olur demiyor kitaplarda. O uyduruktur, birisi uydurmuştur. Yani benim 20 yıllık kaza borcum var. Ödedim, bitirdim. Bitmemiş daha. Tövbe de etmem lazım. Niye? Vaktinde kılmadığım için. Geciktirdiğim için. Onun için de buyuruyor ki vaktinde kılmama ve geciktirme günahları için yapılan tövbenin kabulüne vesile olur. Ama ondan daha aynı şekilde kolay bir şey. Tam İlmihal Saadet-i Ebediye'de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh yazmışlar. Allah-u Teala razı olsun. O çok büyük müjde. Bu namazı kılabilirsin, kılamazsın. Kabul olur, olmaz. O ayrı bir mesele. Ama İslam alimlerinin, Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını alıp dağıtmak bu günahın affına sebep olur böyle. Kaldı ki Ramazan'ın son cumasını beklemeye de gerek yok. Gerek yok. Bunu yapmak için her an yapabilirsin. Her an yapabilirsin. Yani 12 ayın her gününde yapabilirsin. 3-5 günün her gününde yapabilirsin. O çok büyük bir müjde. Onun için hani bu sadece o günahlar için değil başka günahlar için de kefarettir. Çünkü orada şey yok. Riya gösteriş olmaz. Birisine kitap verdin. Verdiğin adamı tanımıyorsun. Bir bağlantı yok. Adamı yakalasan da benim kitaplar okudum, düzeldim seni falan. Öyle bir şansın da yok değil mi? Yok. Öyle bir şansın yok. Kimse sana o aferin bravo ya falan sen demiyor. Görünen bir şey değil çünkü. Yani ama senin cebinden bir şey çıkıyor. Onu sen biliyorsun. Çünkü parasını veriyorsun. Parasını veriyorsun cebinden çıkıyor.
Ama öbür taraflar kimse bilmiyor. O kimse okuduğu, tövbe ettiği, itikadını düzelttiği, işte bu kitabı kim verdiyse dua ediyor. Seni de tanımıyor. O da seni bilmiyor. Ama devamlı geliyor bu. Devamlı geliyor. Habire aynı şekilde amel defterine senin o günahların tamam kendi işledikten ama o hiç zayi olmadan geliyor. Lekesiz, ıvazsız, garazsız, saf berrak bir şekilde akmaya devam ediyor. Kime? Bizim amel defterimize. Onun için çok karlı mı? Çok karlı tabii. Çok karlı. Peki efendim biz kefareti namazı kılacağız tamam. Kılınca zaten kitaplarda yazıyor. Peki nasıl kılınır? 4 rekatlı bir namazdır. Her rekatına bir Fatiha, bir ayet-el kürsi. Bir Fatiha, bir ayet-el kürsi. 10 Kevser suresi okunurmuş. Peki nasıl niyet ederiz? Kazaya bıraktığım ve kazasını geciktirdiğim namazların günahların affolması için kefaret namazı kılmaya diye niyet edilir. Cuma namazından sonra ikindi namazına kadar kılınır. Aynen ikindinin sünneti gibi kılınır. Ondan tek farkı her rekatın kıyamında Fatiha'dan sonra bir ayet-el kürsi ile Fatiha'dan sonra bir ayet-el kürsi ile 10 Kevser okunur. Diğerleri aynıdır buyuruyor. Ayet-el kürsi ve Kevser'den önce besmele okumak gerekmez. Okunursa da zararı olmaz deniyor kitaplarda. Böyle mi bildirilmiş? Evet böyle bildirilmiş. Az önceki söylediğin şey güzeldi ama ya. Yani bu biraz uzun değil mi? Yani biraz uzun tamam bunu da yapalım da. Ama öbürsü. Bu Ramazan ayına mahsus. O her güne mahsus. Yetiştin yetiştiremedin. O gün uyudun kaldın veyahut da acil bir işin oldu kılamadın. Olabilir. Bir gün çünkü. Değil mi? Yani bir tane atıyorum. İslam ahlakı kitabı. Bile olsa. Bir tane verdik. Kaldı ki siz yani okuyan adam işte hidayete erdi falan dediniz de ben tersini de sorayım. Adam hidayete de ermedi. Biz verdik ama. Belki de okumadı bile adam. Aldı bir kenara koydu. Bu da mı sevaptır yani? Bu da mı aynı şeydir? Bu da sevaptır. Bu da sevaptır. Niye? Allah-u Teala'nın dinini yayıyorsun. Allah-u Teala rahmet eylesin. Emel abiyle bir şey anlatıyorlardı. Belki rastlamışsındır. Böyle bir düğün toplantısı mı neredeydi bir şeydi falan. Dikkatimi çekti anlattığı şey. Mesela dedi Ehl-i Sünnet alimlerinden birisinin bir kitabını alıp dedi verdiğin zaman. Mesela dedi bir ilmihal kitabı, bir ahlak kitabı. Mesela İslam ahlak kitabının içerisinde ilmihal bilgiler var. Mızraklı ilmihal var, Üçetül İslam ilmihal var. Alıp veriyorsun sizin verdiğiniz mesela İslam ahlak kitabını veriyorsun. İçinde ne anlatılıyor? Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatı. Peki Muhammed Aleyhisselam vazifeli değil miydi onu anlatmaya, tebliğ etmeye? Evet o vazifeliydi. Yani peygamberlik vazifesi onundu. Peki onun anlattıkları o kitapta toplanmış. Sen götürüyorsun birisine veriyorsun. Ne yapıyorsun? Emel abi anlatıyor böyle. Onu anlattım. Ne yapayım? Kitap veriyorum. Bizimki bu kadar çalışıyor kafa. Kitap veriyorum. Emel abi anlatırken yok dedi sadece kitap vermiyorsun. Peygamber Efendimiz'e vekaleten yapıyorsun o işi. Ne büyük nimet o ya. Ne büyük nimet o. Çünkü o çok büyük bir şeref. Çok büyük bir nimet. Yani insan aklı hafızası alası değil. Evet. Yarın mahşer günü gözükecek onun mükafatı. Burada onu anlamak, burada onu idrak etmek o mümkün değil. Onun için hani demin dediniz ya çok karlı. Dolayısıyla biz verdiğimiz zaman ister okusun ister okumasın. Ne işi yaptık? Peygamber Efendimiz'e vekaleten Allah-u Teala'nın dinini tebliğ ettin sen. Vekaleten yapıyorsun onu. Bir kitabı verirken ona vekaleten yapıyorsun bu işi. Peygamber Efendimiz söylediği zaman inanan da oldu, inanmayan da oldu. Biz de kitap verdiği zaman kabul eden oldu, kabul etmeyen de oldu. Hatta aldı suratımıza çarptı, gözümüz önünde de yaktı. Mesela. Olur mu olur tabii. Ama sonra birisi de aldı, okudu, hidayete kavuştu. Ya Rabbi dedi. Gerisi bizi artık ilgilendirmez. Şimdi biz burada yayın yapıyoruz. Dinleyip seven de var, dinleyip söven de var. Hı. Öyle değil mi? Var. İkisi de var. Peşin peşin ikisini de aynı şekilde kabul ediyoruz. Allah-u Teala dinleyip sövenlere de hidayet nasip etsin. Cenab-ı Hak anlayış nasip etsin. İnşallah Teala onlara da hidayete erer diyoruz. İnşallah. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.
İslam ve toplum.